parti sürecinin sonunda greve başladınız. Bir Kadıköy işçisi olarak. Süreç nasıl ilerlemişti? Neler kazandınız? Neler var masada hala? Merhaba. 7 ay önce başlatılmış bir TİS sürecimiz var. Tabii bu TİS sürecinin sonuna geldik. Yaklaşık 82 maddeden oluşan bir TİS taslağımız vardı. Bunun 71 tanesi geçti. 11 tane maddi maddelerimiz kaldı. Maddi maddelerde tıkandı artık bu sözleşme. Ve masadan kalktı işveren haliyle. Ve biz de son güne kadar, gecenin 12'sine kadar bir haber bekledik, olumlu bir haber. Greve çıkın dedi işveren de ve biz de greve çıkma kararı aldık. Bu 3 günlük grev sürecinde de tabii biz her habere, her iletişime açığız, yine de kapılarımızı açık bıraktık. Fakat bize olumlu bir yanıt gelmedi. Bizi esas almadı. İşçiyi ve yönetimimizi ve bizim seçtiğimiz, bizim irademizle seçilen yönetimi esas almadı. Direkt genel merkezle görüşmüş, Remzi Çalışkan genel başkanıyla ve bu süreci kendi aralarında imzalayarak TİS taslağını, sözleşmeyi imzalamışlar. Ama biz Kadıköy Belediyesi çalışanları, işçileri olarak bizim isteklerimiz, taleplerimizi karşılamadığı için biz bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Yönetim olarak da yönetici arkadaşlarımız da bu TİS taslağını onaylamıyor haliyle. Ve sosyal medyada kamuoyuna duyurduğu, açıkladığı, kesinlikle belirttiği rakamlar bizim rakamlarımızla eşdeğer değil. Onların söylediği, ilk duyurduğu 4.972 lirayı bile bizim söylediğimiz rakamlarla hiçbir şekilde uyuşmuyor. Bize verilen işte 3.200 net artı birinci yıl için %8, ikinci yıl %9 zamlı da ortaya koysak yine hesaplarımızla uyuşmuyor. 4.972 lirayı bulmuyor. Bugün yine bir kamuoyuna duyurduğu işte sözleşme bitmiştir, grev sonlanmıştır gibi bir açıklamasında dahi söylediği yine 5.200 gibi bir meblağda bile yine bizim taleplerimizin dışında öyle bir rakam gelmedi maalesef. En düşük taban ücreti bile bunu karşılamıyor maalesef. Ve bir 3 gündür bir şöyle söyleyeyim, biz 7 ay öncesine gittiğimizde işveren hiçbir şekilde böyle bir kareyi beklemiyordu. Ve aynı zamanda Kadıköy Belediyesi işçileri de o dönemler çok umutsuzdu. Çünkü bundan önceki yönetim hiçbir zaman örgütlü bir yapıyı oluşturmamıştı. Ve tüm arkadaşlarımızla o dönemlerde konuştuğumuzda çok umutsuz bakıyorlardı olaya. Bu kadar böyle güzel bir sahneyi görmeyi ummuyorlardı. Bizim için bu çok önemliydi. Hem kadın komitesi ve yönetici vasfındaki arkadaşlarımız, şu kareyi görmek bence Türkiye'de işte alınacak grev kararları doğrultusunda bir seçim yapmaya gidersek, böyle bir sahneyi görmek bence Türkiye'de neredeyse uzun süredir görmediğimiz bir sahne diye düşünüyorum. Bence inanmak bizleri zafere götürdü ve örgütlü bir yapı her zaman başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Daha insani bir yaşama şekli istiyoruz. Yani bu da maaşlarımızın biraz daha artmasından doğacak bir güzellikler olacağı için maaşlarımıza adaletli bir zam istiyoruz. En azından yemek ve yolu dahil etmeden çıplak net maaş olarak en azından bir 5.000 lira olsaydı insanlar, çünkü yol, ya biz buraya gelmek zorundayız. O verdikleri yol parasını zaten kullanıyoruz. Evimize götürmüyoruz. Yemek parasını da zaten kullanıyoruz. Onu da evimize götürmüyoruz. Çoğu insan burada kirada oturuyor. Kira veriyorlar, elektrikli, suydu, doğalgazlı. Aldıkları ceplerine hiçbir şey kalmıyor. Biraz daha iyileştirilmesini isterdik açıkçası. Ama işte maalesef istenmeyen sonuçlarla karşılaştık ve istemediğimiz şekilde bir sözleşme imzalandı. Taleplerimiz biraz daha yüksekti. Daha doğrusu daha insanca yaşamak için taleplerimiz vardı ama maalesef böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Sosyal demokratım diyorsunuz ama siz sosyal demokratlık adı altında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bizim derdimiz hakikaten de işverenin işçiye
sosyal demokrat terimlerinin tamamıyla uygulanmasıydı. Yani onun içeriğinin doldurulması işte. Eğer işte sadece sizin tüzüklerinizde yazan işte saat kağıtlarının üzerinde yazmasın. Bunu hayata geçirin. Bunu fiilen, fiziken uygulayın istiyoruz. Ya çok bir şey istiyoruz. Hayır. Çok bir şey değil. İnsani şartlarda yaşamak istiyoruz. Yaşam hakkı. Açlık sınırı onlara göre değişiyor yani. Açlık sınırı kişinin kendisini öldürmesi mi? Yarın öbür gün bir başka arkadaşımın açlıktan işte evine ekmek götüremedi. Çocuğuna işte duygusal anlar yaşayıp kıyafetini alamadı. İşte bir hediye alamadı. Çocuğunun eğitim masrafını karşılayamadı deyip hayatına sonlandıran bir sürü işçi arkadaşlarımız var. Açlık sınırı sizin bu mu olması gerekiyor? Bu mudur yani? Zaten bizim açlık sınırı dediğimiz maaşı veriyorsunuz bizlere. Bizim şu an Türkiye'de bulunan insanların yaşama koşulları ya çok fakir ya da çok zengin. Yani bir uçurum var aramızda. Farklı maddeler de var. İşte bu şiddete dair olan, ücretsiz kreşe, renkli izine dair olan, bunlara dair. Onlar geçti. Güzel bir kazanım. Güzel bir kazanım. Sosyal idari maddeler var. Maddi maddelerin dışında 71 madde. Onların içinden, onların üzerinden bile pazarlık yapıldı mesela. Ya bizim için şey, hayati önem taşıyan aslında sosyal maddeler var. İşte idari maddelerin dışında. Onlar da bizim sosyal hayatımızı kalite katan maddelerdir. 8 aydır bu sosyal maddeler üzerinden pazarlıklar sürüldü. Acı bir tablo aslında. İşte yeni doğum yapmış bir kadın. Doğum izne çıkacak. İşte biz demiş ki 8 hafta, o demiş ki 6 hafta olsun. İşte emzirmeye gidecek, işte koşullar sağlanacak bilmem ne. Ya yani saatler böyle yarım saat, bir saat için pazarlıklar sürmüş. Bizim için aslında acı bir tablo. Yani insani, siz kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına reva görüyorsunuz, hak görüyorsunuz. Bu ilk grev deneyiminiz miydi? Size nasıl hissettiniz eğer öyleyse? Evet, bu benim ilk grev deneyimim. Hakikaten de insanın kendisine olan özgüveni artıyor. Hakikaten de aslında bize işte biz sendika yönetimimiz tüm birimleri, tüm işçi arkadaşlarımızı bu TİS taslağı sözleşme sürecinde oluşturduğumuzda bütün arkadaşlar dolaşıldı, işte kimle bekliyor, ne talep ediyor falan filan, ama bu taslak oluştuğunda o enerjiyi kişiler birebir yan yana geldiğinde göremiyordu aslında. Ne zaman ki böyle bir topluluk bir hale geldi, o topluluktan alınan enerji, o güç, beklentilerinin gerçekten doğru olduğunu, doğru kararlar verdiğini gösteriyordu. Bunun göstergesiydi. Ve muhteşem bir enerji, muhteşem bir güç hakikaten de. Ve tüm ülkede ulaşabildiğimiz tüm sivil toplum kuruluşlarının, işte Kadıköy halkının bizim yanımızda olması bizlere ayrıca bir güç kattı haliyle ve daha da büyüyeceğimizi, daha da örgütleneceğimizi bilsinler istiyoruz hakikaten de. Ve örgütlü bir işçi bence her alanda başarı sağlayacaktır. Bu kadar işçiyi bu karda, kışta, bu pandemide bir araya getirebiliyorsak bence çok büyük bir başarı var, ona inanıyoruz. Bu 3 gündür gördüğümüz, gözlemlediğimiz büyük bir enerji var. Ben de böyle işe girdiğim gibi hemen girdim, iş başı yaptım ya. Hemen gittim kendi sendikaya üyeyim. Hemen. Anladın mı? Hiç daha bezi falan elime almadı. O yüzden ben sendikaya her zaman güveniyorum. O yüzden ben çok mutluyum. Büyük bir korkum var. Gerginliğimiz oldu. Çünkü böyle şeyleri yaşanmasını istemeyiz normal şartlarda. Çünkü işveren işçinin hakkını verse hiç bu tarz şeyler yaşanmayacak. Vermediği için de biz de hakkımızı istediğimiz için bu tarz gerginlikler yaşıyoruz maalesef, üzülerek veya istemeyerek. Ama hakkımızı almaya da kararlıyız. Bir no şube başkanımızın da şube yöneticilerinin de yanındayız işçi olarak. Haklarını kazanmak isteyen, almak isteyen kadın iş, özellikle kadın işçiler olarak yanındayız. Valla ilk başta çok üşüdük. İnsanlar çok üşüdüler. Soğuktan dondular. Aç kalındı. Ya birçok şey hissettik. Umutlarımız vardı her şeyden önce. Umutluyduk. Bu kadar birlik beraberlik olmuşken hani mutlaka bir şeyler başarırız diye düşünüyorduk ama
maalesef. Diğer belediyeler açısından da TİS süreci Kadıköy Belediyesi'ndeki bir tıkanmış durumda. Mesela diğer belediye işçilerine bir çağrınız, bir söylemek istediğiniz buradaki deneyiminizden çıkarak söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Bence de kendilerine inansınlar ve örgütlü kalsınlar, birlik olsunlar. Başka bir belediye çalışan işçi arkadaşımda bir tıkanma süreci yaşanırsa, umarım grev kararı almazlar. Hakikaten hem zorlu bir süreç gerçekten. Biz grev kararı almak demek kellenin koltuğun altına almak demek. İşte maaşından feragat etmek demek, yolundan, yemeğinden, evine aşını götüremiyorsun demek. Bunu göze alabiliyorsa bir işçi ve sonu eğer umutla destekleniyorsa, bence bu verdiği kararın arkasında durmalı. Biz de Kadıköy Belediyesi işçileri olarak, olur da başka bir beldemizde böyle bir grev kararı alınırsa, onların yanında olacağımızı söylemek isterim açıkçası. Çünkü muhteşem bir enerji, muhteşem bir duygu. Dirençler sonuna kadar bizler de Kadıköy Belediyesi olarak yanlarınızdayız. Sonuna kadar haklarını alsınlar, inşallah alırlar da. İnşallah güzel şeyler olur yani. Tek diyebileceğim birlik, beraberlik. Her şey işte hakkımızı söke söke alırız diyoruz ya. Tek diyebileceğim beraberlik. Hepsinin de bizi desteklemesini bekliyorum bütün belediyeler olarak. Çünkü bu kazanım hepimizin kazanımı. Sadece biz Kadıköy Belediyesi'nin kazanımı değil. Biz kazanırsak bütün belediye çalışan arkadaşlar kazanacak.